Enes Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimizin nafile ibadetlerini öğrenmek üzere sahabeden üç kişilik bir grup peygamber hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar bunu azımsadılar. Geliyorlar ya, merakla peygamberimiz gece diyorlar, herhalde sabahlara kadar hiç yatmıyordur. İbadet ediyor. acaba nasıl yapıyor bir soralım da biz de ona benzeyelim diyerek Soruyorlar diyorlar ki işte efendim ne yapar? İşte namazın kılar gelir. Dört yukat namaz kılar, yatardı. İşte seher vakti kalkar namaz kılar, Biraz daha ısrar Sabah namazı Bakıyor Allah. Çok fazla bir ibadet göremiyorlar kendilerine göre. Az görüyorlar. Bir şoka uğruyorlar. Sonra da bunu şöyle tolere ediyorlar. Kendilerine göre şöyle tevhid ediyorlar. Allah'ın Resulü nerede? Biz neredeyiz? ya? o Allah'ın Resulü. O az da yapsa önemli değil onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır. Yani onu Cenab-ı Hak Fetih suresinde ona bir müjde vermiştir dediler. Biz onlar gibi değiliz. Biz diyorlar, biz işimize bakalım. Birisi diyor ki işlerinden ben ömrümün sonuna kadar diyor bütün gece uyumaksın namaz kılacağım. Ben diyor sabahlarda hiç uyumadan namaz kılacağım. Zaten bunların bu kafada oldukları belli. E, bu bunu arayarak geliyorlar. Bunu bulamayınca biraz şoka uğruyorlar ama sonra diyorlar ki ya biz yapalım. Sabah kadar hep namaz kılacağım. Öbürü ben de hayatım hoca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim. Hep oruçlu geçireceğim. Üçüncüsü ben de diyor sağ olduğum sürece kadınlardan uzak duracağım. Asla kadınlara yaklaşmayacağım. Evlenmeyeceğim. Kendimi ibadete hayra vereceğim diye söz verdi. Bir müddet sonra peygamberimiz onların yanına geldi ve kendine şunları söyledi. Efendimiz'e bir bu haber ulaştırılıyor. Efendimiz onlarla karşılaşıyor veya onları çağırıyor. Şöyle şöyle diyen siz misiniz diyor. Evet diyor. Önce bir Efendimiz işi tahkik ediyor. Gerçekten onlara söyleyip söylemediğini tespit ediyor. Ondan sonra sizi uyarıyorum diyor. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ve ona en saygılı olanız. Takvası en çok olan benim diyor. Ama diyor bakın benim hayatım böyle. Fakat ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum. Her gün oruç olmaz. Gece hem namaz kılıyorum hem de uyuyorum. Sabahlara kadar namaz olmaz. İstirahata ihtiyaç bak cenab Hak öyle yaratmış insanı kulunu. Dinlenecek ki yeni ibadete güç bulabilsin. İstirahat ederim, uyurum diyor. Kadınlarla da evleniyorum. Yani istirahat ediyorum, hanımnamımla da vakit ayırıyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Benim sünnetim budur, yeterli bir hayattır. Bundan yüz çeviren benden değildir. Kendisini kraldan fazla kralcı sayan, işte İslamı ondan iyi yaşayan olmadığını düşünen böyle aşırı insanlar diyor benim sünnetime uymuyordur. Bunlar benden değildir. Sahabe Hazreti Peygamber'in her türlü halini, yaşayışını ve davranışını öğrenmek, bilmek istiyordu. Çünkü onu kendilerine yegane önder ve örnek kabul ediyorlardı. <laughs> allah Teala dünya ve ahirette mutlu olmak isteyen müminlerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek edinmelerini emir ve tavsiye etmişti. Bunu en iyi bir anlayan ve ilk olarak uygulayan örnek nesil sahabe toplumu oldu sahabe meraklı. Yani soruşturuyor, araştırıyor, yapmak istiyor. Ama İslam'ın başlangıcında olduğu için doğru eğri nedir bilemedikleri için böyle yanlış bir karar almışlar. Efendimiz onları düzeltmiş. Bilindiği gibi Enes bin Malik Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinden vefat ettiği zamana kadar ona hizmet etmiş bir sahabedir. 9 ile 19 yaşları arasında 10 sene. Enes Resulullah'ın evi ve aile çevresinde cereyan eden olayları en iyi bilen sahabelerden biriydi. Kim geliyor, kim gidiyor, kim ne konuşuyor bunları görmüş, geçirmiş bir sahabi. Nitekim bu konularla ilgili pek çok rivayetleri bulunmaktadır. Bu hadiste adları zikredilen üç kişi Ali bin Ebi Talib, Abdullah bin Amr ve Osman bin Maz'un'dur. Takvaya önem veren sahabeler bunlar. Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As Osman bin Maz'un. Bu sahabiler peygamberimizin farz ibadetler dışında evinde yaptığı nafile ibadetleri öğrenmek üzere gelmişlerdi. Onların gayesi Resul-i Ekrem'in nafile ibadetlerinin miktarını öğrenip aynısını yapmak, böylece onun fiili sünnetine uymaktı. Çünkü farz ibadetler hem bütün ashab tarafından biliniyor hem de peygamberimiz farz namazları mescitte kılıyordu. Uyanık bunlar şimdi. Kimsenin bilmediği şeylere bakalım. Oradan öne geçelim istiyorlar. Ama bazen böyle tabii ki uyanık insanların e, hatalı kararları olabilir. Efendimiz onları düzeltiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nafile ibadetlerini öğrenen sahabiler bunları kendileri açısından az buldular. Bunun sebebini de onun geçmiş ve gelecek günahlarının Allah tarafından affedilmiş olmasına bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kendileri arasında çok fark olduğunu, onun masum ve günahsız kendileri ise günahkar olduğunu düşündüler. Bizim çok ihtiyacımız var dediler. Sahabelerin böyle düşünmesi mükemmel bir edep örneğidir. Edep yani, yani. Peygamberimiz ayrı. Biz diyorlar onun gibi değiliz. Bizim çok sevaba ihtiyacımız var. Çünkü onlar peygamberin nafile ibadetlerinin, Beklediklerinin daha az olmasının, onun kemaline, günahsızlığına bağlamışlar. Onda noksanlık arama gibi bir düşünceyi akıllarına getirmemişler Yani peygamber olduğu halde niye bu kadar az ibadet ediyor gibi bir düşünceye kapılmamış. Onun ihtiyacı yok Cenab-ı ona bu kadar yeterli görmüş. Biz ise öyle değiliz diye düşünmüşler. Gerçek, gerçekte peygamberimizin nafile ibadetlerin azlığı da ümmet için bir rahmet vesilesidir. Efendimiz daha çok yapabilirdik. Güçlüydü. Allah onu güçlü yaratmıştı. Ama o ümmetin örnek olduğu için ümmetinin yapabileceği kadar yapıyordu. Bu yönde kendisini örnek alanlar herhangi bir kayba ve zarara uğramadıkları gibi kimse tarafından da kınanmazlar. Daha önce de ifade edildiği gibi az da olsa sürekli olan ibadetler makbuldür. Çünkü herkesin her zaman çok ibadet etmeye gücü yetmez. Ayrıca azlığın ve çokluğun bir ölçüsünü bulmak da mümkün değildir. Bu sebeple her fert gücünün yettiği kadar nafile ibadet yapmakta serbest bırakılmıştır. Her konuda olduğu gibi ibadetlerde de haddi aşmak doğru görülmemiştir. Çünkü insan yalnız kendisine ibadet değildir. Kendi nefsimizin olduğu kadar eş ve çocuklarımızın, yakınlarımızın, komşularımızın ve bütün insanların bizim üzerimizde hakları vardır. İnsan güç ve kuvvetini devam ettirebilmek için yiyip içmek, neslin devam ettirebilmek için evlenip çoğalmak zorundadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz her üç sahabinin hadisimizde geçen davranışlarını uygun bulmamıştır. Ayrıca bu şekildeki bir davranışın Allah'a daha saygılı olma, ondan daha çok korkma ve daha iyi dindarlık sayılmayacağını da ifade buyurmuştur. Onları tasdik etseydi Efendimiz. Daha sonraki insanlardan da evlenmeyenler, hep oruç tutanlar, hep namaz kılan, böylece hayata aksayanlar, diğer insanlara zarar verenler çıkardı. Kendisinin insanların Allah'tan en çok korkanı, takvada en ileri olanı ve Allah'a karşı en saygılı davrananı olduğunu da sahabiler açıkça söylemiştir. Ben de en takvalıyım. Benim ama bu kadar ibadet yapıyor. Hem gece ibadet ettiğini hem uyuduğunu, bazı kere oruç tuttuğunu, çoğu kere yiyip içtiğini, kadınlarla evlendiğini ve birlikte olduğunu onlara bildirmiştir. Bu şekilde davranmanın kendisinin yolu, sünneti olduğunu anlatarak sünnetine yüz çeviren peygamberin izinden de sayılmayacağını da onlara hatırlatarak kendilerini uyarmıştı efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in engel olmak istediği şey dinde haddi aşma ve İslam'ın caiz görmediği bir nevi ruhbanlığı, ruhbanlığa yönelmedir. Aşırılık. Halbuki Allah Teala "Ey iman edenler Allah'ın helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram etmeyin. Sınırı aşmayın çünkü Allah sınırı aşanları sevmez." buyuruyor. Allah'ın bir iş ibadete ihtiyacı yok, rızka ihtiyacı yok yani. Allah Teala bizi imtihan ediyor. Onun için imtihanı verecek kadar yapmak yeterli. Bu ayetin iniş sebebini hatırlamamız bu konuyu daha iyi anlayamay anlayıp kavramıza yardımcı olacaktır. Peygamberimiz bir gün sahabeye kıyametten bahsetmişti. Sahabe çok duygulanmış ve ağlamışlardı. Sonra aralarında 10 kişi, yine Osman bin biraz önceki sahabelerden birisi, onun evinde toplandılar. Onların içinde Ebu Bekir, Hazreti Ali yine üç kişiden biri de vardı. Yaptıkları istişare neticesinde bundan böyle dünyadan el etek çekmeye, kendilerine hadım ettirmek suretiyle erkeklik duygularından kesilmeye, gündüzleri oruçlu, geceleri de yatakta yatmaksızın uyanık ve ibadet de geçirmeye, et ve et ürünleri yememeye, kadınlara yakın olmamaya, güzel koku sürmemeye, yeryüzüne gezip dolaşmamaya, seyahat etmemeye karar verdiler. Bunlar, Peygamberimizin kıyametten bahsettiği için duygulanan sahabeler. Bu haber Peygamber Efendimiz'e ulaşınca kalkıp Osman bin Maz'u'nun evine geldi. Fakat kendisini evde bulamadı. Hanımına Osman ve arkadaşlarının kendisine gelmeleri için haber bıraktı. Osman bana gelsin. Sonra onlar da Peygamber Efendimiz'e yanına geldiler. Efendimiz karar aldıkları hususları kendine sayarak bu konuda ittifak etmişsiniz öyle mi dedi. Böyle böyle kararlar almışsınız. Onlar evet ya Ruslu diyor ama bir endişe de oluyor. Ama diyorlar bizim bunlarda hayırdan başka bir gayemiz yok. Yani bir kötülük olsun da değil, hayır için yaptık dediler. Bunun üzerine Efendimiz şüphesiz ki ben bunlarla emrolunmuş değilim. Elbette sizin üzerinizde nefislerinizin, kendinizin hakkı vardır. Bazen oruç tutun, bazen tutmayın. Gece hem ibadet edin hem uyuyun. Ben hem ibadet ederim hem de uyurum. Oruç tuttuğum günlerde olur, tutmadığım günlerde et ve et ürünlerini yediğim gibi hanımlarla da beraber olurum. Öyle vajeteryanlıktır işte efendim. Kendine göre kararlar almak insan için doğru değil. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Sonra sahabeyi toplayıp onlarla bir konuşma yaptı. Genel olarak bütün sahabelere bazı hatırlatmalarda bulunması gerektiğini Efendimiz düşündü. Şöyle buyurdu. Bir takım kimselere ne oluyor ki hanımlarla evlenmeyi yeme içmeyi, güzel koku sürmeyi, uyumayı ve meşru sayılan dünya zevklerini kendilerine haram kılıyorlar. Şüphesiz ki ben size keşiş ve ruhban olmanızı emretmiyorum. Benim dinimde et yemeği terk etmek, kadınlardan uzaklaşmak bulunmadığı gibi dünyadan el etek çekip manastırlara sığınmak da yoktur. Ümmetimin seyahati oruç, ruhbanlıkları ise cihattır. Seyahat edin, cihad edin, Allah'a ibadet ediniz. Ona hiçbir şeye ortak koşmayınız. Haç ve umre yapınız. Değil mi? Haç için, umre için, seyahatler. Cihad için seyahatler. Namazlarınızı kılınız, zekatınızı veriniz. Ramazan orucunuzu tutunuz. Dost doğru olunuz ki başkaları da öyle olsun. Sizden önceki ümmetler aşırılık, aşırılıkları yüzünden helak oldular. Aşırı giden sonra helak olur. Dini kendilerine zorlaştırdılar. Allah da onlara zorlaştırdı. Bugün kilise ve manastırlarda bulunanlar onların artıklarıdır. Kim ileri gitti, kimi geri kaldı. İşte Yahudiler geri gittiler, kusur gösterdiler. Hristiyanlar aşırı gittiler. İki uçta sonunda dinden uzaklaştılar. Dini terk etmek, bozmak durumunda kaldılar. Bugün kilise ve manastırda bulunanlar onların artıklarıdır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriften neler öğrendik kıymetli dinleyenler? Bir Allah'ın emirlerini yerine getirmek, emirlerini yerine getirmek ve ibadetlerde ölçülü davranmak gerekir. Sahabe daima faziletli ameller peşine koşmuştur. Her Müslüman haddi aşmaksın, daha faziletli ameller peşine koşup dinde kemal mertebesine ulaşmaya gayret etmeli etmelidir. Dinimiz evlenmeyi teşvik eder. Sürekli oruçlu olmayı dinimiz doğru bulmamıştır. Aynı şekilde ibadet maksadıyla bütün gece uykusuz geçirmek de hoş karşılanmamıştır. Bu davranışlar takvadan sayılmaz. Allah'a yakın olmak isteyenler orta yolu tutmalı, ölçülü olmalı ve Peygamber Efendimiz'in kendilerine örnek almalıdırlar. Orta yolu tut, Peygamber Efendimiz'e örnek al. Takvada Peygamber Efendimiz'le yarışmak söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz sünnetine yüz çeviren bir ate ve sapıklığa düşer. Sünnetten yüz çeviren aşırı ibadet ediyormuş. Aşırı dindarmış gibi gözükse bile sonunda sapıklığa düşer. En güzeli sünneti takip etmektir kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.